20 yıllık AKP iktidarında çok yoğun bir doğa tahribatıyla karşı karşıya kaldık. Ege'de, Dersim'de, Karadeniz'de, bir bütün olarak her yerde dağlar, taşlar delik deşik edildi. AKP'nin kendi sermayesini palazlandırma işi olarak gerçekleşti. Tarım alanları, orman alanları, sulak alanlar enerji şirketlerine peşkeş çekildi. HES'lerle sular yok edildi. Tarım alanları inşaata açıldı. Dere yatakları inşaata açıldı. Bütün kentler beton yığınına çevrildi. AKP döneminde en çok tahrip edilen alanlardan bir tanesi de Karadeniz bölgesi oldu. Bütün dereler HES'lerle dolduruldu ve Yeşil Yol projesi bütün yaylaları talan etme projesi olarak hayata geçirilmeye çalışılıyor hala. Bütün olarak Karadeniz hem imara açılıyor hem de ranta açılıyor. Şimdi İkizdere Vadisi ise dünyada korunması gereken nadide vadiler arasında, 200 vadi arasında 53. vadi. Ayder Vadisi biliyorsunuz imara açılıyor Cumhurbaşkanı tarafından. İkizdere Vadisi Ayder Vadisi'nden sonra yeni bir saldırı altına alınmış durumda. Şimdi bu söz konusu taş ocağı projesi Cengiz İnşaat'ın yapmak istediği limana taş taşımak için açılmaya çalışılıyor. Bu proje 2020 senesinde yürütmeyi durdurma kararı almış. Fakat sonrasında ÇED gerekli değildir raporu almış. Acele kamulaştırmayla, Cumhurbaşkanlığının acele kamulaştırmasıyla bu proje yeniden start vermiş. Son olarak da yine yürütmeyi durdurma davası açılmış. Fakat bunun sonuçlanması beklenmeden oraya kepçeler sokuldu ve çalışmalar başlatıldı. 2 aydır bölgede köylüler tarafından bir çadır kuruldu. Bu çadırda nöbet tutuluyor. Hem oradan bir duyarlılık oluşturuldu hem de bir kamuoyu yaratılmaya çalışıldı. Fakat geçtiğimiz 23 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağının başladığı gün dozerler alana getirildiler. Ve bu alandan taş ocağının olduğu yere kadar yıkılacak, yok edilecek ve bir yol açılacak. Yani hem taş ocağı bütün dağı eritecek, aynı zamanda da taş ocağından alınan taşları taşımak için de çok uzun bir yol inşa ediliyor. Köylüler o aşamada hemen direnişe geçtiler. İlk başta dozerin çalışması engellenmiş oldu. Köylüler bu konuda çok kararlılar. Çünkü orada o taş ocağı yapılabilirse eğer bu iki köyde gerçek anlamda oradan göç etmek zorunda kalacaklar. Bir kere sular yok olacak. Hem bir dere var, dere yok olacak. Hem de içme suları atılan dinamitlerden kaynaklı yok olacak. Zaten Karadeniz'de sular hızla kayboluyor. Bu inşaatlardan ve taş ocaklarından, dinamitlerden kaynaklı. Şirket çok çok ısrarlı bir biçimde bu projeyi hızlandırmak istiyor. Yukarıdan verilen emirlerle, talimatlarla jandarma, kolluk güçleri dozerin çalışması için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Ortada şirket yok, şirket yetkilileri de yok. Sadece polis ve jandarma var. Tabii burası 75 yıllığına alınmış bir yer. Buradan taş ocağı dışında başka neler yapılacağını henüz bilemiyoruz. Yani bu ısrarın, bu kadar güçlü bir ısrarın altında başka bir neden de var mı? Bunu da belki önümüzdeki günlerde anlayacağız. Tabii devlet tam bu çalışmayı sokağa çıkma yasağına denk getirerek orada bir fırsatçılık yapmaya çalıştı. Fakat köylüler, başta kadınlar bu yasağa rağmen her türlü cezayı göze alarak o alana inmeyi başardılar. 7 gün boyunca, bir haftadır sabahın köründe kalkarak oraya geldiler ve kadınlar çok kararlı bir biçimde bizim cesedimizi çiğnemeden burada bu taş ocağının yapamazsınız diye seslerini yükseltmeye çalışıyorlar. Pazar günü çok güçlü bir saldırı gerçekleşti köylüye. Gaz bombalarıyla ve fiziki şiddetle saldırdılar ve 6 köylüyü gözaltına aldılar. Köylülere para cezaları yazıldı sokağa çıkma yasağı gerekçesiyle. Bir taraftan dozeri çalıştırılıyor, bir taraftan da para cezalarıyla, gözaltılarla halk sindirilmeye, korkutulmaya çalışılıyor. Son günlerdeki saldırının şiddetiyle birlikte dozer çalışmaya başladı ve halk alandan zorbalıkla uzak tutulmaya çalışılıyor. Alan çok geniş bir ablukada, çok yoğun bir asker ablukası var. İkizdere Vadisi'ndeki tahribat, talan sadece bu Eskenci Dere'deki taş ocağıyla sınırlı değil. İkizdere Vadisi HES'lerle bir kere saldırıya uğramış durumda. Ayrıyeten o bölgedeki yol Rize-Erzurum yolu duble yola dönüştürülüyor ve burada büyük tüneller yapılıyor. Ve bu tüneller yapılırken doğa, ormanlar çok büyük oranda tahrip ediliyor. O anlamda İkizdere toplamda bir saldırı altında. Yani İkizdere'ye sahip çıkmak, İkizdere'deki direnişi sahiplenmek çok önemli. Tahribat hızla devam ediyor fakat bir taraftan direniş de karanlıkta devam ediyor. Çevre kentlerden, İstanbul'dan insanlar destek olmaya geliyorlar. Projenin sonuna kadar o dozer asker korumasında çalışmak zorunda. Askersiz o dozerin orada çalışma ihtimali yok. Dolayısıyla uzunca bir süre göğüs göğüse neredeyse bir mücadeleyle geçecek bu süreç. İnsanlar doğasını, vadisini, ekmek teknesini savunuyor, arısını savunuyor.
memleketimiz. Namuslar, namuslar. Erdem Padişah'ın kazanı bitirdi.